Selam arkadaşlar. Sayfamıza supplementlerin nasıl kullanılması gerektiği hakkında sürekli mesajlar geliyor. Sporcu arkadaşlarım bu ürünleri alıyorlar. Ancak tam olarak doğru kullanımları hakkında bilgileri yok ya da bilgilendirmiyorlar. O yüzden bu videoyu hazırlamak gerekiyordu. Bugün bu videoda sizlere detaylı şekilde supplementler ve onların kullanımı hakkında bilgiler aktarmaya çalışacağım. Öncelikle supplementleri kullanmak sizin için pek çok fayda sağlayacaktır. Tabii ki doğru kullanırsanız bu faydayı arttırabilirsiniz ancak. Burada genel olarak en çok kullanılan supplementleri ele alacağım. Aynı anda alınması gereken supplementleri bir arada almanızda, hatta aynı shaker içinde karıştırmanızda da sakınca yok. Bunu da belirteyim. Genel olarak sayacağım supplementler hedefiniz için size önemli oranda olumlu etkide bulunacaklardır. Bu arada kaliteli bulduğum her üründen de 3 adet örnek ürünü açıklama kısmına ve video içinde belirtiyorum. Almak isteyen arkadaşlar da bu şekilde satın alabilirler. Bir numarada kreatin var arkadaşlar. Supplement kullanımı kreatin vücut geliştirme ve ağırlık çalışıyorsanız kullanmanız gereken en önemli supplement kreatindir arkadaşlar. Yüksek yoğunluklu aktivitelerde kaslar fosfojen sistemini kullanıyor ve fosfojen sistemi de enerjisini kreatin fosfattan alıyor. Kreatin supplementi alarak kreatin fosfat depolarınızı arttırmanız daha fazla enerji yani ağırlığı daha fazla tekrar edebilme anlamına geliyor. Kreatini daha önce hiç kullanmadıysanız yükleme yapmanıza gerek yok. Zaten 30 gün sonra yükleme yapsanız da yapmasanız da aynı seviyeye geliyorsunuz. Günlük kullanmanız gereken doz 5 gram kreatin monohidrat. Dikkat edin, mikronize değil monohidrattan bahsediyorum. Çalışma günlerinde kreatini spordan hemen sonra alın. Öncelikle araştırmalara göre, benim edindiğim bilgilere göre spordan sonra almak daha etkili. Çünkü bir dahaki antrenmana da vücudu hazırlamış oluyor ve bulku düşürmeden vücudumuzu şişkin bir şekilde devam etmemize de olanak sağlıyor. Diğer günlerde istediğiniz herhangi bir saatte alabilirsiniz. Off geçtiğiniz günlerde. Ama mutlaka her gün 5 gram almaya çalışın. Örnek ürünler Heartline Crepper, Multipower Creatine Powder, Vader Pro Creatine. Bunlardan tedarik edebilirsiniz. İkinci ürüne geçiyorum hemen. Bizim için çok önemli olan protein tozu, protein tozlarından bahsedeceğim. Protein tozlarının ama ana amacı spordan sonra ve sabah kalkınca kaslara ihtiyaç duydukları proteini hızlı şekilde ulaştırmak ve gece boyunca kas yıkımını azaltmak için vücuda protein takviyesi yapmaktır. Tabii bu amaçlar için farklı çeşitli protein tozlarını kullanmanız da gerekiyor. Ayrıca günlük protein ihtiyacınızı gıdalardan karşılayamıyorsanız protein tozlarını bu amaç için de kullanabilirsiniz. Yani normal spor yapmayan insanlar da kullanabilir. Whey protein tozu kullanımından bahsedelim. Whey proteini kana çok hızlı karışır ve böylece kaslarınıza ihtiyacı olan amino asitleri hızlı bir şekilde sunar. Antrenmandan hemen sonra kas yapımı ve kas yıkımı dengesi yıkımı dengesi lehine oluşur. Bunu aksine çevirmek için kaslara hızlı bir şekilde protein takviyesi yapmak gereklidir. Bunun en iyi yolu da whey proteini kullanmaktır. Bunun yanı sıra whey proteini sabah kalkar kalkmaz almak da iyi bir fikir. Çünkü sabah kaslara hızlı bir şekilde protein sunmak gece boyunca besinsiz kalan kaslar için önemli. Spordan önce whey kullanımı gerekli değil. Bana göre. Eğer spordan 1-4 saat önce gıdalardan yeterince protein almışsanız, karbonhidratı da kaliteli kompleks karbonhidratlardan alıp enerjinizi almışsanız, spordan önce whey almanız gerekmiyor bence. Ama yemek yemediyseniz, spordan yaklaşık yarım saat önce bir ölçek whey alabilirsiniz. Yarım saat whey'in kana karışması için yeterli bir süre olacaktır. Eğer zor kilo alan bir tipseniz, protein tozunu dextrose ve maltodextrin içeren
Powerade gibi bir sporcu enerji içeceğiyle karıştırabilirsiniz. Aynı zamanda sütle de karıştırmak iyi bir fikir olabilir. Ama tadına bakıp karar vermekte fayda var. Öncelikle suyla karıştırmak da kana daha hızlı karışması açısından daha önemli bence. Dozaj genel olarak arkadaşlar bir ölçekte 30 gram protein tozu var. İçerisinde genelde 26, 24, 22 gibi oranlarda protein içeriyor. Spordan dediğimiz gibi sonra ve sabah kalkınca veya spordan yarım saat önce karnımız açsa alınabilir. Örnek ürünler MuscleTech, Premium Whey, Optimum Gold Standard Whey, Multi Power Whey Protein. Bunları verebiliriz bu sefer. Kazein protein tozundan bahsedelim biraz. Nasıl kullanılır? Kazein protein tozu kana yavaş karışıyor ve uzun bir süre boyunca sürekli olarak vücuda protein sağlar. Bu yüzden kazein en iyi gece yatmadan önce kullanılır. Yatmadan önce bir ölçek alırsanız kaslarınızda gece boyunca devamlı olarak protein takviyesi yapmış olursunuz. Buna ek olarak öğrendiğim bazı araştırmalar spordan hemen sonra sadece whey yerine whey artı kazein takviyesi almanın kas yapımını hızlandırdığını göstermiş. Yani imkanınız varsa shaker içine whey ile beraber yarım veya çeyrek ölçek kazein ilave edebilirsiniz. Dediğimiz gibi yatmadan önce ve çalışmadan sonra kullanılabilir. Örnek ürünler olarak da MuscleTech Essential, Universal Casein Pro, Vader Pro Casein ürünlerini verebilirim. Kompleks protein tozları içinde whey protein ve kazein proteini beraber bulunduran tozlardır. Bunları spordan sonra almak, söylediğim gibi performans üzerinde sadece whey oranına daha iyi bir etkisi var. Ayrıca bu tozların içine bazen kreatin de ekleniyor. Ve böylece ayrıca kreatin satın almanıza da gerek kalmıyor. Spordan sonra alabilirsiniz arkadaşlar bunları da. Örnek olarak MuscleTech NitroTech Performance Protein, Hardline V3 Matrix, Granada Hydra 6 Ultra Premium Protein tozu. Evet, şimdi weight gainer'lardan bahsedelim. Kilo aldırıcı karbonhidrat tozlarından. Özellikle zor kilo alan ektomorfik yapıdaki insanlar kilo aldırıcı kullanıyorlar. Kilo aldırıcıların temel amacı kişiye yüksek miktarda kalori sunmak. Ve böylece günlük besin tüketiminden alamadığı ekstra kalorileri sağlamak. Kilo aldırıcıyı günlük ne kadar kullanmanız gerektiği tamamen sizin metabolizmanızla ve günlük yediklerinizle alakalı bir şey. Ektomorfik bir şahsın kilo alması için günde 4000 kalorinin üstünde tüketmesi gerekiyor. Ama tabii kişinin bazen gün içinde yaptığı aktiviteler, işte spor, maç, yürüyüş, dolaşma, alışveriş, iş yerindeki efor vesaire bu ihtiyacı yükseltebiliyor. O yüzden günlük kalori tüketiminizi hesaplayıp kilo aldırıcıyı ona göre kullanmanız daha uygun olacaktır. Her kilo aldırıcının ölçeğinde farklı oranlarda kalori var. Kutunun üstünde örneğin 5 ölçek 1200 kalori veya 3 ölçek 600 kalori diye yazar. Eğer gerçekten zor kilo alıyorsanız en mantıklısı günlük 1000 kaloriye denk olacak şekilde başlamak ve 1-2 hafta denemek. Eğer çok yağlanırsanız kalori miktarını azaltın. Eğer hiç kilo alamazsanız bu sefer arttırın. Deneme yanılma yöntemiyle sizin için doğru dozu bulmalısınız. Özellikle karbonhidrat tozunda bu böyle. Unutmayın ki günlük harcadığınız kaloriden fazlasını almazsanız kas yapamazsınız, kilo alamazsınız. O yüzden bu nokta çok önemli. Kilo aldırıcıyı gün boyunca eşit dozlarla alın. Gece yatmadan önce alırsanız kazein almanıza gerek yok. Çünkü kilo aldırıcının içindeki yağ proteinin kana yavaş karışmasını sağlıyor. Örnek ürünler olarak MuscleTech Performance ürünü var. Optimum Serious Mass Gainer, Muscle Farm Arnold Serious Iron Mass
Bu ürünler iyi arkadaşlar. Bunları deneyebilirsiniz. Amino asitlerden bahsedelim. Kompleks amino asit kullanımından. İnsanlar amino asit supplementleri ve protein tozları arasındaki farkı çok merak ediyorlar genelde. Sonuçta protein tozu aldığın zaman da içindeki protein amino asitlere dönüşür. O zaman niye bir daha amino asit alayım ki diye sorabiliyorsunuz. Ama gerçek böyle bu kadar basit değil. Serbest amino asitler ve tam proteinleri almak farklı metabolik tepkilere sebep oluyor. Serbest amino asitler çok hızlı kana karışıyor ve kandaki amino asit seviyesini bir anda yükseltiyor. Mesela 5 gram lösini serbest amino asit olarak almakla 5 gram lösin içeren whey proteini kullanmak arasında fark var. Çünkü whey proteini önce sindirilmek zorunda ve bu da lösinin kana daha yavaş karışmasına neden olacak. Örneğin spordan önce yemek yemiş bile olsanız çalışmaya başlamadan hemen önce amino asit almak kandaki amino asit seviyesini bir anda yükseltip anabolik bir ortam yaratacaktır. Amino asit supplementlerini alabileceğiniz en uygun zamanlar spordan hemen önce ve spor sırasında. Eğer spordan önce ve sonra yeterli proteini aldıysanız spordan sonra almanıza gerek yok. Sabah kalktığınızda da alabilirsiniz. Ama whey protein de yeterli olacaktır bunun için. Örnek ürün olarak özür dilerim, bu arada biraz rahatsızım, boğazlarım birazcık rahatsız. Kusuruma bakmayın. Örnek ürün olarak Inner Armour Amino 2000 var. Mesela Multipower Whey Amino 3400 var. Vader Amino Acid 2200 miligram olan bir ürünü var. Bunlardan deneyebilirsiniz arkadaşlar. BCAA kullanımından bahsedelim. BCAA'lar çift zincirli amino asitler demek. Bu amino asitlerin özelliği karaciğerde değil, kaslarda metabolizma edilmeleri. Kas kütlesinin %33'ü de BCAA'lardan meydana geliyor. BCAA'lar bildiğiniz gibi lösin, izoleusin ve valin amino asitleri. BCAA yani çift zincirli aminoasitlerden oluşuyor. Sovyetler Birliği senelerce olimpiyatları domine etmesindeki en önemli nedenlerden biri BCAA kullanımı olduğunu söylüyorlar. Ve bunları düşünenler var. Diğeri de spinat ekstrakt. Charles Poliquin ve Nick Michel gibi dünyanın en ünlü antrenörleri BCAA mega dozlarını çok fazla önermişler. Biraz araştırdım, yazılarda da genelde geçiyor. Çalışmadan hemen önce 15, çalışma sırasında da 15 ve çalışmadan sonraki öğünden 2 saat sonra 15 gram BCAA kullanmak sizin için inanılmaz fayda sağlayacaktır. Sadece kas kütleniz değil, kuvvetiniz de büyük oranda artar arkadaşlar. Tabii bu biraz pahalıya mal oluyor ve herkes bunu bu şekilde kullanamıyor. Bunun yerine çalışmadan önce ve çalışmadan sonraki öğünden 2 saat sonra 10 gram BCAA alabilirsiniz diye düşünüyorum. Bunun dışında benim tavsiyem BCAA'ları kas protein sentezini arttırmak için kullanmanız. Yemeklerden 2 saat sonra 2000 miligram lösin içerecek kadar BCAA alırsanız kas protein sentezlemesini arttırabilirsiniz. Aynı şekilde antrenman sonrası whey proteini aldıktan 2 saat sonra yine aynı miktarda BCAA alabilirsiniz. Bitkisel düşük kaliteli protein aldığınız zaman yanında BCAA alıp proteinin kalitesini arttırabilirsiniz. Mesela BCAA'ların antrenman sonrası kas ağrısını azaltmaktan yağ yakımını ve kas yapımını hızlandırmaya kadar diyet sırasında kas yıkımını engellemeye kadar pek çok olumlu etkileri de var. Örnek ürünlerde olarak Vader Premium BCAA ürünü, Dimetize BCAA Kompleks tablet ürünü, Gaspari BCAA, bunlar benim favori bulduklarım. Evet, glutamine geçelim. Glutamin kullanımı hakkında bilgiler aktaralım. Yüksek hacimli vücut geliştirme çalışmalarından sonra
bağışıklık sistemini güçlendirmek ve vücudun kendisini toparlamasını kolaylaştırmak için kullanılan glutamin aynı zamanda büyüme hormonu, growth hormonunu da tetikliyor. Büyüme hormonunun herhangi bir kas yapıcı etkisi yok. Ama yağ yakıcı etkisi çok. Eğer amacınız zayıflamaksa yatmadan önce 5 gram, çalışmadan 2-3 saat önce 5 gram glutamin almak büyüme hormonunu arttırıp yağ yakımını hızlandıracaktır. Eğer yağ yakmak gibi bir derdiniz yoksa çalışmadan önce ve sonra 5 gram glutamin alabilirsiniz. Ayrıca çalışmadığınız günlerde de mümkünse 5 gram almaya çalışın. Buna imkanınız müsaade ediyorsa. Glutamin örneği olarak sizlere Multipower L-glutamin ürünü tavsiye ediyorum. Vader glutamin yine. Vader'ın bütün ürünleri aşağı yukarı iyi. Ve onun haricinde de Nutrede L-glutamin ürünü var. Onu tavsiye edebilirim. Umarım arkadaşlar sizin aklınızda takılan supplementler, besin takviyeleri hakkında sorulara cevaplar vermeye çalıştım. Umarım başarılı olmuşumdur. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Sporla kalalım, mutlu kalalım.